herkese yeniden merhaba. Emlak Mimarım'a hoş geldiniz. Ben iç mimarınız Berna. Influencerlarda ve Instagramlarda gördüğünüz bohem tarzı evleri beğeniyorsanız doğru videodasınız. Hiç vakit kaybetmeden size iç mekanda nasıl bohem tasarıma sahip olacağınızı anlatacağım. Bohem kelimesi sosyal açıdan geleneksel olmayan, genellikle sanatla uğraşan kişileri ifade eder. Görsel ilgi ve rahat ruhla dolu, sade ve zengin mekanlar için mükemmel bir iç tasarım seçeneğidir. Peki bohem tarzı bu kadar farklı ve canlı kılan şey nedir? Ya da siz evinizde bohem tarzı nasıl sahip olursunuz? Öncelikle bohem tarzı için sağlam bir temel oluşturun. Basit bir temel renkle başlayın. Sıcak ve toprak tonları mükemmel bir tuvali oluşturmanıza olanak sağlayacaktır. Mekanda rahatlatıcı bir vaha yaratmak için temel tonları susturup nötr tonları doyurmanız gerekiyor. Parlak bir ton bulursanız evet bu mekanın çok zengin görünmesine olanak sağlayacaktır fakat sıkılmaya doğru giden kaotik bir başlangıçta kendinizi bulabilirsiniz. Yani uzun ömürlülük söz konusu olduğunda nötr renk paletlerinden gitmeniz sizin için her zaman daha akıllıca olacaktır. Gelelim botanik bitkilere. Botanik bitkiler bohem tarzı her zaman çok güzel uyum sağlıyor. Çünkü bitkiler bir odaya boyut katarken aynı zamanda odadaki diğer renkleri çok da etkilemeden yeni bir renk paleti ekler. Ve açıkçası kullanımı, kaynağı kolay, uygun maliyetli seçeneklerimizden bir tanesidir. Benzer desenleri yerleştirmek bohem tarzı ustalaşmanın en uygun ve en açıkçası düşük maliyetli yöntemlerinden bir tanesidir diyebilirim. Desenli halılardan renkli minderlere kadar çeşitli desenleri bir arada kullanırsanız anahtarı elinize tutmuş olacaksınız. Ekstra oturma alanları için bol, peluş, rahat atma yastıkları bulunan düşük destekli kanepeler düşünebilirsiniz. Materyaller ve mobilyalar evin size gelmeden önce bir yaşam sürmüş gibi görünmelidir. Çünkü bohem tarzı egzotik bir bölgede ortaya çıkmış ve ta oralardan evinize gelmiş gibi görünmeli. Yani kısacası hikayesi olan mobilya ve aksesuarlar seçin. Kişiliğinizi mobilyalarınıza enjekte edin ve yıllar boyunca sevdiğiniz, topladığınız bütün mobilyaları, aksesuarları evinize güzel, açıkça sergilediğinizden emin olun. Fakat sergileyebilmek için yeterli duvar ve alanınız olduğuna emin olun. Çünkü hiçbirimiz evinizin istifçinin evine benzemesini istemeyiz. Fakat yerleşim konularında çok dikkatli olmanıza gerek yok. Parlak ve odak noktaları oluşturan metalikler ve aynalar gündelik kullandığınız mahallerde odak noktalarını yansıttığı için oldukça mantıklı çözümler olacaktır. Yine aksesuarlar iyi seyahat ettiğinizin izlenimini vermelidir ki iyi seyahat etmeseniz bile. Sanatsal aksesuarlar rahatlayabileceğiniz alanlar oluşturmanıza, kültür konuşma noktaları yaratmanıza olanak sağlayacaktır. Öne çıkan ve sıra dışı olan parçaları evinizin içerisinde kullanmakta biraz cesur olun. Dünyanın dört bir yanından biblolar, heykeller toplayacak imkanlara sahip değilseniz hiç problem değil. Hemen en yakın antika dükkanına gidin, evinize uyum sağlayabileceğini düşündüğünüz star parçaları toplayın. Bu söylediklerimi uygularsanız siz de o Instagram'da gördüğünüz influencer evlerini evinizde uygulamış olacaksınız. Bir sonraki Emlak Mimarım özel bölümlerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.